Yerel yönetim olarak hiçbir sorunumuz yok, Allah'a şükür olsun. Bütün mahallelerin ihtiyaçları karşılıyoruz. Yapılması gereken yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük yatırımlar da yapacağız. İhale hazırlıkları yapıyoruz. Eskiden mahallelerden falan işte yolumuz şöyle, bağımız böyle falan diye şikayetler geldi. Fen işlerinden, imardan falan. Bunların hepsini atlattık, buralardan şikayet yok. Ereğli'de tek şikayet var. Dost acı söyler. Halk otobüsleri. Bıktık. Halk sürekli şikayet ediyor. Şoförler bize kaba davranıyor diyor. Geçen gün plaj mevkine giden bir otobüs bir genç kızımızı Gülüş'te indirmeye kalktı. Tek yolcu kaldığını in aşağıya. Ne kabalık, ne küstahlık. Üç tane çocuğuyla gelmiş, çocuklarla beraber gidemezsin diye arabaya koymamış. Tek sıkıntımız halk otobüsleri şu anda. Açık ve net olarak söylüyorum. Şehrin göbeğine kümelendiler sanki şehrin merkezi. Onlardan para alıyormuşuz gibi göbeğinde park ediyorlar. Oh ne hala. Şikayet, bıktık ya. Zaten halk otobüslerinin sahipleri yönetmiyor benim gördüğüm kadarıyla, inceliyorum. Şoförler yönetiyor halk otobüslerini, o noktaya gelmiş vaziyette. Hepsi de bir kral. Şoförler odası, halk otobüsleri odası zaten giyimine, kuşamına falan dikkat ettiği yok. Ellerinde yönetmelik var, yönetmeliğe göre hareket etmeleri lazım. Bizi uyuyor zannediyorlar ama uyumuyoruz. Biz yine belediye meclisi olarak iyiliğimizi yapıyoruz. Bu sefer yine zam talepleri var. İki grup sözcüsü, Norman Bey ile Tayyar Bey görüştüler. Kabul ettik. Ama arkadaşların grupları da konuşmuşlar, bize söyledikleri. Bu kaba hareketler devam ederse bize zam için falan gelmeyin bundan sonra. Bu meclisten sonra hiç kimse gelmesin. İki grup da böyle demiş. Bunu böyle bilesiniz. Bir taraftan benzinin fiyatı hiç oynamadığı gibi aşağıya düştü, farkına değil. Zannetmeyin bizi. Ama şoförlerinizin fiyatı yükseliyor. Zam veriyorsunuz, bizden zam istiyorsunuz. Kabul ettik, verelim. Saygısızlık ne böyle? Arabaların hepsi de merkezde. Son lafımı söyledim. Hocalar geçen hafta Sayın Başkan bize getirdi. Bilimsel araştırma yapacaklar. Daha 10 sene evvel yaptığımız bilimsel araştırmanın aynısını. Teknik Üniversitesi'nden hocalar geldi. Avukatlar geldi. Ereli gelişti. Yeni mahalleler doğdu. Bazı mahallelere akımlar çoğaldı. Yeniden bir sayım yapıp yeni rotasyon bölgeleri tespit edecek. Yoksa ben tayin edeceğim rotasyon bölgelerini. Belli bir grup Kepez'de kalsın, belli bir grup Kemer'de, belli bir grup hastane önünde kalsın diye belediye olarak ağlarımızı koyacağız. Ama onlar hocaları getirdiği için şimdi sesimizi çıkarmıyoruz. Herhalde 3-4 aylık bir çalışma yapacak hocalar. Ona göre yeni rotasyon bölgeleri çıkacak ve merkezde otobüsler birikmeyecek. Orman işletmesi her gün şikayet ediyor. Geçen gün avukatları geldi. Yani yemediğimiz fırça kalmadı ya. Ulaştırma müdürlüğü bulmuş vaziyette zaten bu işler. Takdir ederseniz ki bireysel yapılan hataların hepsini bizim her otobüse bir zabıta koyamayız. Ama otobüsün içerisinde kameralar falan var. Şimdi bugün itibariyle şoförlerin arkasındaki panoya şikayet telefon numaralarını koyduk. Bunlar bazen oradan kayboluyor biliyoruz. Zabıta devamlı kontrol edecek. Vatandaşlarından rica ediyorum. Vatandaşı kaplarınızı kullanacaksınız yani. Belediye her şeyi takip edemez ki. Yanlış yapan, saygısızlık yapan, küfreden herhangi birisi olduğunda durağa zamanında gelmeyen birçoğu gitmiyor. Oradan dönmem diyor. Kısa yoldan dönmeye kalkıyor. Durağa zamanında gelmiyor. Ne lakaytı bu ya. Ondan sonra bizden zam istemeye geliyor. Yok böyle bir dünya ya. Böyle bir dünya yok. O kağıtları koyduk oraya. Vatandaş bir taraf araksın. Gerisini bize bıraksın. Halk otobüsleri sahiplerinin şoförlerini görüyorum. Çok ciddi bir şekilde bu işin üzerine gideceğiz. Ekmek yediğiniz insanlara hakaret edemezsiniz. Onlar sizin veli nimetiniz. Evet size devlet emekliler için
bedavadan indiriyor. Benim kabahatim ne? Ereğli'nin kabahati ne? Haklısınız o konuda. Emekliler bedava biniyor diye kızıyorsunuz. Haklısınız. Zengin olan emekliler de biniyor arabaya. Binmemesi lazım. Devlet bunu ayrıştırması lazım. Adamın 3 tane evi var. Emekliyim diye bedavadan halk otobüsü diyor. Yazık günah değil mi ya? Ekmeği mahallesinden almıyor, şehirde bir gezeyim diyor. Atlıyor arabaya, şehre geliyor, ekmek alıyor. Geze geze evine çıkıyor. Burada yerden bir o kadar haklısınız. Biz de size yardım edelim. Sizin federasyonlarınız var. Orayı da baskı yapın. Bu yanlışı düzeltin. Ama Ereğli halkına saygısızlık yaptırmam. Kesin kararlıyız. Bu kargaşa da 3-4 ay içerisinde ortadan kalkacak. Kalkmazsa Ereğli belediyesi olarak biz el koyacağız bu işe. Biz kendimiz dağıtımı yapacağız. Şu kadar araba kemese, bu kadar araba hastaneye, bu kadar araba hastane önünde diye ayrımları yapacağız. Açık ve net olarak konuşalım. 3-4 ay daha sabredelim. Şehrin içerisinde karmakarışık oldu. Tabii herkes şehrin içerisine gelmek istiyor. Devlet dairelerinde işlerini göreyim diyor. Öğlen okula istirahat edelim. Bunların hepsini biliyoruz, hepsini araştırıyoruz. Noktayı koydum Bursa'da. Daha fazla başınızı ağrıtmayayım.